Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün evlerinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, çok pratik bir çikolatalı dondurma tarifini hazırladım. Bu güzel tarifi mutlaka sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Hemen dondurmamın yapımına başlıyorum. 200 milim soğuk kremayı çırpma kabının içine koyuyorum. Kullanacağımız kremanın soğuk olmasına dikkat edelim. Bu arada kullanacağım bu çırpma kabını yaklaşık yarım saat kadar derin dondurucuda dinlendirdim. E, i̇yice soğumasını sağladım. Bu da dondurmamızın çok daha güzel bir kıvam almasını sağlayacak. Kullandığımız bütün malzemelerin iyice soğumuş olmasına dikkat edelim. Kremamızı yoğunlaşıp koyu bir kıvam alıncaya kadar mikserin yüksek devrinde çırpmaya başlıyorum. Kremam yoğunlaşıp kıvam alıncaya kadar 3-4 dakika iyice çırptım. Şimdi içine yarım su bardağı yoğunlaştırılmış süt ilave ediyorum. Gram olarak da 125 grama denk geliyor. Bu arada yoğunlaştırılmış süt tarifini de kanalımda paylaştım. Dilerseniz bakabilirsiniz. Ve açıklama kısmına da linki ekleyeceğim. İsteyenler oradan da bakabilir. Şimdi 1-2 dakikada bu şekilde çırpmaya başlıyorum. Kremayı çok az daha çırptım. Şimdi içine 2 yemek kaşığı kahvaltılık çikolatayı da ilave ediyorum. Malzemelerimiz sadece bu kadar. Krema, yoğunlaştırılmış süt ve, ve kahvaltılık çikolatadan oluşuyor. Yapımı çok pratik bir dondurma tarifi. Hiç karıştırma derdi de yok. Kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve son olarak bütün malzemeler birbirine karışıncaya kadar tekrardan çırpmaya başlıyorum. Çikolata miktarı bana az geldiği için yarım yemek kaşığı daha koydum içine. Ee, toplamda 2,5 yemek kaşığı çikolata kullanmış oldum. Ama sizler tamamen damak zevkinize göre miktarı azaltıp veya daha da çoğaltabilirsiniz. Tekrardan çok az daha çırpmaya başlıyorum. Dondurma harcını hazırladım. Kenarda kalan kremayı da spatula yardımıyla içine alarak karıştırıyorum. Kıvamı da bu şekilde. Çok güzel oldu. Hemen kullanacağım. Dondurma kabına da aktaracağım. Dondurma harcını kullanacağım. Dondurma kabına aktarıyorum. Dondurmanın üzerini de güzelce düzeltip bu şekilde derin dondurucuya kaldıracağım. 6-7 saat veya 1 gece derin dondurucuda dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Dondurmam neredeyse hazır artık. Sadece dinlendirme işlemi kaldı. E şimdi kapağını kapatıp en az 6-7 saat veya 1 gece derin dondurucuda dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Dondurmam servise hazır artık. Ben bir gece dinlendirdim. Daha önce de belirttiğim gibi e, dilerseniz 5-6 saat dinlendirdikten sonra da servis edebilirsiniz. Hemen kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dondurmamızın kıvamı gerçekten çok güzel olmuş. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten yapımı çok kolay bir dondurma tarifi. Sadece vakit alan tek yönü bekletme süresi. Dediğim gibi dondurmamızın yapımı çok kolay ve gerçekten çok da lezzetli oluyor. Gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce kanalımda paylaştığım çilekli dondurma tarifi de var. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Tam ölçüsüyle gerçekten çok lezzetli bir tarif. Deneyecek olan herkese de afiyet şifa olsun inşallah. Üzerine biraz da parça çikolataları serpiştirmek istiyorum. Tabi sizler arzu ettiğiniz gibi dondurmanızı servis edebilirsiniz. Dilerseniz tatlı kuplarında da aynı şekilde servis edebilirsiniz. Bugünkü tarifimi de tüm detaylarıyla sizlere sunmaya çalıştım. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.